Herkese selamlar dostlar. Arkamda ikon paketli Fluence var. Sıcağın tam ortasındayım. Açık bir alandayım. Gökay abinin dükkanındayım. 2015 model ikon paket dizel otomatik bir Fluence gelmiş. Ben de dedim ki Fluence'leri severim. Çekelim abi, inceleme test yapalım. Olur kardeşim dedi. Verdi anahtarı, gönderdi beni. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Gelin hep beraber Fluence'e göz atalım. Hatırlarsınız bizim bir 2018-2020 arası bir Fluence hikayemiz olmuştu. Hatta Touch Plus bir tane bir Fluence videomuz da vardı kanalda. Video vardı. O videodaki araç bizim eski araçtı. O zaman tabii YouTube'u nasıl yapacağımı bilmediğim etmediğim için video bayağı acemi işi olmuştu açıkçası. O videonun intikamını almaya geldik diyebilirim. İkon paketle hem de. Hem de bir ufak bir tur atmış oluruz. Sürüş de yapmış oluruz. Güzel olur diye düşünüyorum. Bu kasa Fluence aslında ilk başta 2012 yılında İstanbul Auto Show'da dünya premieri yapılmıştı. O zamanki yeni nesil Renault Symbol ile birlikte. Hatırlayanlar elbette vardır. Ben 2012 Auto Show'da İstanbul'da gitmiştim. Annemle beraber gitmiştim hatta. Hatırlıyorum Fluence böyle sahnenin üzerindeydi. Hatta o zaman Desir konseptinden ilham alınarak tasarlandığı falan da söylenmişti. Onun haricinde Fluence 2009 yılından beri üretilen, 2009-2016 yılları arası üretilen bir araç. Ömrü 7 yıl sürdü. Daha sonra Megane 4 geldi yerine. Aslında Megane 3'ün sedanıydı Fluence. Yani bazı yerlerde Megane 3 sedan gibi de yani böyle yani Megane'ın sedanı falan da desek sırıtmıyordu. Çünkü öyleydi. Heybetli boyutlarıyla D segmentine göz kırpabilecek bir araba. Hatta bazı şirketler makam aracı olarak da kullanıyordu kendileri. Hatırlarsınız ki mutlaka görmüşsünüzdür. Bu araba ikon paket yani dolusu. Hatta 2015 model son makyaj operasyonu geçiren kasa. Nasıl yani 2012'de bir önü değişti. Yenilikler geldi. Paketler değişti. Ama 2014 sonunda 2015'te bir ufak bir makyaj daha geçirdi. Touch Plus'a mesela katlanır aynı geldi. Bayağı dolu dolu oldu. İkon zaten doluydu, daha dolu oldu. Hani paketler revize edilerek ufak görüntü makyajları da gelerek yenilendi aslında o zaman da Fluence 2015'te. Yani çok fazla bir yenilenme gibi sayılmasa da yenilenmişti. Mesela arkadaki görmüş olduğunuz stop formu ve krom çıta o yenilenmeye ait. O döneme ait bir yenilikti. LED stoplar falan güzeldi. İkon paketi olduğu için 17 inç çapında yakışıklı jantlar var. Bizim o Fluence varken jantların adlarına varana kadar ezberimdeydi. Touch Plus'ın mesela Kaleido jantı var. Hani Kaleido adlı bir jantı var. O zaman hatta bu jantlar da aynen bu jantlar da 2015'teki makyajla birlikte gelmişti diye hatırlıyorum. 2015'e kadar olan Fluence'lerde çünkü ikon paket Fluence'lerde yine 16 inç çapında Kaleido adlı jantlar geliyordu. Kaleido jantlı bir ikon Fluence de koyacağım buraya. Prestige'in jantları farklıydı. Bu 17 inç çapında. Onlar 16'ydı Kaleido'lar. 205-55-17 ebatları. Mercekli farlar var. Gündüz led aydınlatmaları var. Onun haricinde katlanır aynaları var. Katlanır aynalar tabi arabayı çalıştırınca direkt dönüyor. Onu eklemiş olayım. Arka stoplarımız led. Onun haricinde Fluence'in o dönemde iddialı bir bagaj hacmi vardı. 530 litrelik bir bagaj hacmine sahip Fluence. Yani ben şunu söyleyeyim, biz uzun yola gittiğimizde Antalya'ya gittik, Sivas, Erzurum, Konya. Çok şükür o araba bizi yolda bırakmadı. Bir kere bile yolda bırakmadı. Dizel otomatik de o arabada. Ve bir kere bile yolda bırakmadı. Hem mekanik anlamda hem de bagaj hacmi, iç hacim anlamında bizi yolda bırakmadı bir kere. Bir kere bile yolda bırakmadı. O yüzden çok fazla olumsuz bir şey diyemem Fluence hakkında. Ekstra olarak mesela anahtarsız binme, anahtarsız çalıştırma Touch Plus'ta da vardı ama Touch Plus'ta şu arka kapılarda da şey yoktu mesela. Arka kapıya bastığında kilitliyor, açıyor, algılama özelliği yoktu. Geldim. Mesela bir ilginç özellik daha söyleyeceğim. Prestige pakette bu arada arkada makam perdesi, yanlarda makam perdesi oluyordu. Ama standart ikonda makam perdesi yok. Yanlarda yok. Ama Touch Plus'ta arkada makam perdesi var. Çok ilginç bir kombinasyonu vardı. Yarı deri koltuklar var. Derileri güzel. Isofix destekli koltuklar. Kolçağımız deri. Kolçak diğer arabanın içinde de içi de deriydi diye hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim.
Onun haricinde ikon olduğu için arkada klima menfezimiz de mevcut. Güzel üflüyor Fluence'lerin klimalara genel olarak. Onu da söylemekte fayda olacaktır. Ama sıcak havada kesinlikle ve kesinlikle deri koltuğu özlememişim ben. Çünkü oturduğumda gerçekten pişiyorum. Şu klima menfezinin etrafı, boydan boya torpidonun kaplaması falan hep piyano bilek. İkon paket. İkon paket deyince aklımıza direkt dijital klima geliyor. Dijital klimamız bu arabada da mevcut. Şu ekrana bir... Mesela ben klimasını açmak istiyorum. Bu muydu? Çift bölgeli otomatik dijital klimamız var. Onun haricinde herhangi bir Apple CarPlay, Android Auto desteği olmayıp sadece Bluetooth desteği olan bir radyomuz var. Radyo zaten standart. Ekstra olarak o dönemlerde Arlink multimedya ekranı satın alabiliyordunuz. Onu da söylemiş olayım. Kumandamızı da bir göstereyim Fluence'in. Fluence'in bu şekilde klasik bir kumandası var. Onun haricinde kokpit, bildiğiniz Megane 3. O dönemin aynı Fluence'in kokpiti. Deri bir direksiyonu var. Hız sabitlemeleri gayet güzel, hız sabitlemesi. Cruise kontrolü çok başarılı, ben beğeniyorum. Deri direksiyon sıcak havada tabii ki pişiriyor. Touch Plus Fluence'de de aynı direksiyondan vardı ve ben pişiyordum. Hani arabayı ufak tefek böyle ileri geri alma konusunda pişiyordum. Onun haricinde böyle yarı hayalet bir kadranımız var. Kadranda kronik olarak şu hız sabitlemenin uyarı şeyleri, çemberin etrafındaki beyaz çizgiler kaybolabiliyordu. LED'leri patlayabiliyordu ya da göstergenin ışıklarından patlamalar, çatlamalar olabiliyordu. Radyonun kronik problemi olabiliyordu o. Ve onlar ciddi anlamda sıkıntıydı. Şimdi klimanın ayarını buldum. Çift bölgeli bağımsız klima. Elektrokrom otomatik kararan iç dikiz aynamız. Katlanır aynamız. Hepsi mevcut bu arabada. Güzel araba. Ben beğeniyorum Fluence'i. Biraz da gelin tur atalım. Hem de sohbet muhabbet edelim. Hem de o bizim Fluence'den de elde ettiğimiz yaklaşık 40-45 bin kilometrelik deneyimden de size notlar aktarayım. Kroniklerini aktarayım. Bizim yaşadıklarımızı aktarayım. Arabanın donanımlarını aktarayım. Gelin hep beraber sürüşe çıkalım. Evet. Şimdi arabanın içerisine geldik. Arabada klimayı açmak durumunda kaldım. Hava sıcaklığından kaynaklı. Hissedilen muhtemelen 35-40 vardır. 34-35 gibi ben tahmin ediyorum kendim. Otopya'dayım. Gökhan abinin dükkanındayım. Arabayı çıkardık testi. Böyle bir turlayacağız. Şimdi öncelikle Fluence'in kroniklerinden birisi böyle dizel, klasik dizel arabaların işte turbo, enjektör, zincir gibi kronikleri haricinde, o klasik kronikler haricinde bu arabanın ayrı bir kroniği var. EDC şanzıman. Çift kavramalı 6 ileri bir şanzımana sahip oluyorsunuz otomatik vites, dizel otomatik satın aldığınızda. Ve bu şanzıman belli bir süre sonra kavraması problem çıkarmaya başlıyor. En başta şu şekilde anlayabilirsiniz. Vitesi geç atma, silkeleme. Bizde silkeleme çok fazla yapıyordu. Ve servise, yetkili servise check-up'a soktuğumuzda bize bayağı bir ağır bir fatura çıkarmışlardı. Mesela ani ivmelenmesini göstermek gerekirse, ani ivmelenmesi bu şekilde. Güzel hızlanabilen, gerektiği yerde güzel durabilen ama genellikle firmaların ellerinde olduğu için, firma saha personelleri de genellikle hızlı kullandıkları için, belki iş gereği, belki keyfiyen, bilemem. Hızlanabilen ama duramayan bir araba olarak biliyoruz biz Fluence'i mesela. Süspansiyonları ideal. Mesela arkadan kroniktir, ses gelir havuzdan böyle laps diye, böyle sanki arkada tonla malzeme taşıyorsun. Halbuki hiçbir şey yok. Bagaj havuzu ve çanta var. Çantadan da o kadar ses gelmez. Şimdi onun haricinde klimayı kapatarak biraz deneyeceğim azıcık. Motor K9K motor, 1.5 DCI, 110 beygir, 240 Nm torklu motor.
Biz Fluence'de 210 km hıza kadar gördük. Ama 210'da zaten hissettiriyor araba artık. Diyor ki ben diyor hızlandım. Ben hız yapıyorum diyor. İster istemez onu hissettiriyor. Onu söylemem lazım. Fluence'in rakipleri abi kim? Egea mesela. Focus, Egea. İşte Civic, Corolla. Bu gibi araçlar. Genel olarak baktığınız zaman genellikle zaten Civic, Corolla, Megane, Focus diye karşılaştırıyoruz. O segmenti. Egea daha sonradan çıktı. 2015'te ortaya çıktı Egea. Kullanımı rahat genel olarak Fluence. Ben kullanımını özlemişim ciddi anlamda. Kullanmayı özlemişim. Kokpitine falan baktığınız zaman bayağı heybetli bir arabada oturuyormuş hissi veriyor. O hissi alıyorsunuz. Sürüş açısı, görüş açısı genel anlamda rahat. Yani C segmenti bir otomobil kullanıyor hissi yok da bir tam böyle arada büyük bir kompakt sedan kullanıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Yakıt tüketimi ben hiçbir zaman yani 1,5 sene, 2 seneye yakın bir süre kullandık biz o Fluence'i. Uzun yol yaptık. Dur kalk dur kalk. Genellikle dur kalk ara sokaklarda kullandık o arabayı. Yani otobana uzun yola çok fazla çıkan bir araba değildi o araba. Ve ona rağmen 6.5, 6.6, 6.7 maksimum oralara görüyorduk. Klimayı da kafamıza göre açıyorduk, açmıyorduk. Hani çok öyle açma açmama hani stabil bir kullanımımız yoktu. Ya bu sebeple de bence karma bir karışık, gerçekten karışık bir kullanıma göre efsane bir yakıt tüketimi var. Uzun yolda yormuyor bence Fluence. Yormuyor. Kullanıcısını da çok fazla yormuyor. Binicisini de çok fazla yormuyor. Ben öyle düşünüyorum en azından. Bir 17-18 ay binmiş. Az buçuk pratik araç kullanırken pratiğini yapmaya çalışmış. Bir genç kardeşiniz olarak söylüyorum. Onun haricinde şu anda Allah'ın belası deri koltuk beni pişiriyor. Onun haricinde bir problemim yok. Kliması püfür püfür çalışır. Dijital klimaya dikkat etmeniz gerekir. Yani onun haricinde motoru, turbosu, enjektörü sağlamsa yakıtını koy, bakımını aksatma yeter bir araba. Gerçekten öyle bir araba. İvmelenmesi iyi dediğim gibi gerçekten düzgün. Bu arabanın kilometresi bir tık yüksek. Ona rağmen gayet iyi. Ve bunların bir de 1.6 benzin atmosferikleri haricinde de 1.6 Qashqai motorları var. Hatta Renault'larda kullanılan 1.6 136 beygirlik motor. O R9M diye geçen motor. Ondan da var. O çok sınırlı üretilmiş. Ama Fluence'de çok az görürsünüz. Denk gelmezsiniz. O da manuel olarak karşımıza çıkıyor. O da 320 Nm tork üretiyor. Renault'un Formula 1 ekibi tarafından tasarlanan, üretilen bir araç. Fluence bildiğiniz gibi bu arada Oyak Renault fabrikasında üretilmişti. Onu da eklemesini yapmış olayım. Ya genel olarak Fluence piyasada tercih edebileceğiniz bir araç bence. Neden? Az yakıyor, gidiyor, seri, bak performans, seri, ara hızlanma olarak göstereyim. Bir tur atayım, döneyim, bitireyim. Serttir ama dayanıklıdır. O anlamda ben Fluence'i tavsiye ederim kesinlikle. Yani hatta şunu da söyleyeyim, ben araç baktığımız zaman ikinci el hadi bir araç düşüncesine giriyoruz dediğimiz zaman biz mesela şahsen direkt Fluence'e bakmaya başlıyoruz. Çünkü bildiğimiz bir araba, memnun kaldığımız bir araba. Yani ailemde pek çok araç alınmıştır, satılmıştır ama Fluence'i ben bir ayrı seviyorum, bir ayrı üzülüyorum sattığımızda mesela. En son bulduğumda o araba ilanda bulmuştum. 306-307 binde falandı geçen sene. Şu anda 400 bin olmuştur. Motor gitmiştir, turbo gitmiştir muhtemelen. Şanzıman kavramasına, turboya, enjektöre dikkat ettiğiniz zaman herhangi bir sıkıntı çıkaracak bir araba değil yani. Onu söylemiş olayım Fluence konusunda. Gayet memnun kalırsınız. Onu can gönülden söylüyorum. Ama bir sürüş özlemişim ben Fluence'de ya. Otoban sürüşü falan da yapmak lazım. Manevraları falan da iyidir bu arada. Hani pek çok kez ciddi kazalardan kurtarmışlığımız var. Kaza atlatmışlığımız var. Umarım
keyifli bir içerik olmuştur. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Gökay abiye de aracı verdiği için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.